ile teksin bu alemde. İyi akşamlar sevgili futbol severler. Bir maç sonu programına hoş geldiniz. Evet sevgili futbol severler, mübarek Ramazan ayının ikinci günündeyiz. Sağlıkla Ramazanlarınızı, oruçlarınızı tutmayı Allah'ım kabul etsin. Evet sevgili futbol severler, maç sonu programına ne konuşacağımızı bilemiyorum ama ben ne konuşacağımı biliyorum. Biraz Mert Akçay'dan müsaade aldım programa gelmeden önce. Evet sevgili futbol severler, maç sonu programı Samsun Güncel Haber'de Merkez Medya Grubu'nda Samsun Güncel Haber Web TV stüdyolarından sizlerin karşısına geliyoruz. Şu anda otelde, evde, ofiste, bazı yerlerde Samspor yayınları yapılıyor. İzliyoruz, görüyoruz. Bu saatte Samspor'la ilgili programlar da yapılıyor. Onları da takip ediyoruz. Bize gelen bilgiler de var. Sevgili futbol severler,
Hemen aklıma şu geliyor. Bu konuşmaları, bu sezeryanları, bu şikayetleri Ertuğrul Sağlam olsun, futbolcular olsun, scout ekibi olsun. Mustafa Astapol, Hüseyin Çayır ve kendi ekiplerin olsun. Herkes şapkasını önüne koyacak bugün. Buraya koyacak. Yarından itibaren de bunların sonuçlarına katlanacak. Ben burada ligin ikinci haftasından beri konuşuyorum. Yedinci haftası konuştum. Onuncu haftası konuştum. Devre arası konuştum. Devre arası haklılığım ortaya çıktı. Altı tane transferin çöp olduğu ortaya çıktı. Paket yapıldı. İki tanesi kaldı. Şimdi kardeşim de benim dolu. Sinirlenmeye gerek yok. Ertuğrul Sağlam'ı da en çok eriştirdim. Sana rağmen şampiyon olacağız dedim bundan 8 hafta önce. Ertuğrul Sağlam için. Bugün ona konuşuyorlar. Gerçekçi gelmiyor. Sahte konuşuyorlar. Ertuğrul Sağlam'ın gitmesini istemiyorum. Kesinlikle istifa etmesini istemiyorum. Bu yemeğin hesabını verecek. 4 maçımız kaldı. Şampiyon olabiliriz. İnşallah olacağız Allah'ın izniyle. Ramazan ayının içinde inşallah şampiyon olacağız. Mustafa Erkanat'ı unutmayalım. Sevgili futbol severler, bu yemeğin, bu futbolun, bu kötü mücadelenin, bu kötü koşmanın ona geleceğiz futbola. Ertuğrul Sağlam bunun hesabını verecek. Ola ki playoff'a kaldık. Devam Ertuğrul Sağlam'la. Devam. Devam. Ola ki playoff'tan şampiyon çıktık. Evet. O zaman gene bunun hesabını verecek. Gitti mi? Ondan daha hesap soramazsınız. Gitti bitti. Gelecek olan hocayla uğraşacağız. Tamam mı? Ben gitmesini istemiyorum. Ben bir an önce bazı kişilere neşter vurulmasını istiyorum. Takımda arkadaşlık, yoldaşlık, takımdaşlık yok dedik. Takımın içinde seven futbolcular var, sevmeyen futbolcular var. Ertuğrul Sağlam arasındaki futbolcu görüşlerini bundan 8-10 hafta önce söyledim. Herkes benden ne bir gerek var? Bir saniye Ümit abi. Arkadan ses geliyor ama o sesi kısar mıyız? Evet. Sevgili futbol severler, bunları hep tek ses yatırdım ben. Masaya yatırdım ben. Benim ne anam olur ne babam olur Samspor konusunda. Çünkü kaybeden ben olacağımı biliyorum. Kaybeden Samsun şehri olacak. Ve o adam olacak. 200 trilyona yakın para gömdü. Ben lafımı burada kesiyorum. Mert Akçay'a sözümü veriyorum sevgili futbol severler. İlerleyen dakikalarda takımın içindeki problemleri, takımın içinde nereden nereye kimler geldi ve nasıl bir futbol oynuyoruz? Ya çok basit düşünce bölgede çoğalamıyoruz. Son vuruşlarımız iyi değil. Atılan gole sevinmeyen futbolcumuz var. Kaçan gole üzülen futbolcumuz yok. Çok. Sen benden daha sakinsin şu an. Ben senden daha biraz... Tamam buyur kardeşim. Ya biraz sakin kalmaya çalışıyorum. Ben de kaldım. Dinledim seni. Farkındasın sözünü de kesmedim Ümit abi. Teşekkür ederim yavrum. Gerçekten seviyeli konuştun. Ben belki o kadar çok seviyeli konuşamayacağım gibime geliyor. Çünkü çok hatalar var. Hep susuyoruz. İçimize at. Tamam takım böyle iyi olacak, şöyle olacak. Sürekli içimize atıyoruz. Olan yine taraftara oluyor gibime gelmeye başladı. Yani bu şekilde futbol bir kere biz oynadığımız futbol değil bizim. Yani bizim hocamız sürekli bahanelere sığınıyor. Ben öyle görüyorum. Taraftarlarımız nasıl görüyor bilemem. Yani her maçtan sonra ya hakeme ya rakibe, takıma ya bu kadar konuşulmamalı. Sen önce kendin ne yapıyorsun sahada Ertuğrul hocam? Sayın hocam. Ne yapıyorsun sahada hocam? Sezon başından beri bizim bir düzgün 11 oturtamadık biz ya. Bizim 11'imiz yok. Oyun şablonumuz yok bizim Ümit abi. Sistem de yok. Bizim ne sistemle oynadığımız belli. Biz sürekli işte 60'ta 70'te İlyas'ı oyuna sokarak kilit açmaya çalışıyoruz. Ya bu 3-5 maç yaptın tamam da daha tutmaz hocam. Sizin başka planlarınız olması lazım. Şimdi çıkıp Ertuğrul Hoca şöyle de diyebilir. Ya evet biz berabere kaldık şimdi konuşuyorlar. Yenseydi kimse konuşmayacaktı. Ya biz yendiğimiz zaman inanın yani takımımız kötü demoralize olmasın diye konuşmuyoruz. Ama görünen köy kulağımız istemiyor. Matias gol atıyor. Lan adamın etrafına gelen bir tane oyuncu yok ya. Hayırdır ya? Arkadaşlar bir kişi sevinmez mi ya? Ya geldiğin günden beri zaten doğru düzgün gol atmamışsın. 40 yıl başına gol atmışsın o da sevinmiyor. Yediğimiz ikinci gol. Abi sen rakibe ceza sahasına ya kendi sağında
Yarı sahanda neden oyuncu bırakmıyorsun ya? Bir tane oyuncu yok ya kendi yarı sahanda. Abi amatör ligde böyle bir şey yok ya. Ya futbolcu kalmıyorsa kenarda hoca bu maçı izlemiyor mu? Neden bir oyuncusunu geride tutmuyor? Nereye bakıyor orada? Yandan nereye bakıyor? Ya bir tane oyuncu geride yok ya. Bir tane adam kontradan gittik yedik ya. Aynı golü Giresun maçında. Nurullah. Ya kardeşim. Ona da gel. Evet. Yani ağzımda benim tüy bitti bak. Burada izleyen taraftarlarımız bilir. Yaza da bilir. Yazıyorlar zaten. Ya ben sezon başından beri söylüyorum. Ya bizim kalemize gelen 3-5 şut var. Ki bugün de yanlış hatırlamıyorsam 4 şut gelmiş. Ya ikisi gol oldu ya. O ilk gol neydi ya Ümit abi? Ben anlamadım ya. Nurullah toptan mı kaçıyor? Ne yaptığı belli değil ya. Gene ya Nurullah kardeşim artık kendine çeki düzen ver ya. Kaç maçtır bu sezon oynuyorsun ya 2 sezondur. Yazık günah kardeşim ya. Tamam ikinci golüne bir şey demiyorum ama. Ya İstanbul maçı haricinde de bir kritik kurtarışın yok düzgün ya. Vallahi yok ya. Yazık günah abi ya. Ya adam buraya demin dediğin gibi 200 trilyon üzerine para yatırmış ya. Adam canıyla uğraşıyor bir de takımla uğraşıyor ya. Böyle bir şey yok ya. Ben bazı oyuncuları tek tek eleştireceğim ya. Ya Gökhan Karadeniz. En baştan başla. Ya kardeşim aldığımız günden beri katkın sıfır bize ya. Yemin olsun sıfır ya. Ya bizim teknik ekibimizde bir sıkıntı var ya oyuncularda bir sıkıntı var Ümit abi. Ben Gökhan Karadeniz'i bildim bileli oynadığı her takıma katkı vermiş bir oyuncu ya. Bize geldi adam tutuk iş yok. Hiçbir şey yapamıyor Gökhan Karadeniz. Ve ısrarla bizim hocamız sürekli Gökhan Karadeniz'i oynatıyor ya. Ya yok mu kardeşim hiç mi yok? Hani İlyas'la haricinde başka oyuncudan mı yok ya? E koy Guide'yi koy. Yasin'i serbest oynat. Ya ben bunlarda şey bekliyorum. Ya bunların oynama maddesi var herhalde. Gökhan Karadeniz'le Yasin'in. Büyük ihtimaller. Yani bu kesilmiyor bu oyuncular ben anlamadım. Bu Yasin'le Gökhan'ın kötü oynamasından Yasin bu maçta biraz kıvırmadı. Burak'la Gudyon'un moralini bozdu mu? Ya Ümit oynaması. Abi. Şimdi yedek kulübesine bakıyorsun. Evet. Ya skora en katkı veren oyuncu Burak Çalık ve Guido yedekte. Ya bunlar neden kadroya giremiyor? Ya bir hafta adam 11'de oluyor öteki hafta 18'de yok. Bir bakıyorsun Eren Kartal piyasada yok. Ya böyle takım yok. Bu şekilde mi yönetiliyor bizim takımımız? Bu bedava mı oynuyor bu Eren Kartal? 3-5 liraya mı oynuyor? 18'de bile yok ya bu. Caner ne yaptı abi bugün? Çok kötüydü. Ne yaptı abi? Evet. Ya bizim kaptanımız sahada bir reaksiyon vermiyor ya. Ne oldu Caner? Sevgili kaptanımız ne oldu? İstanbul maçından sonra konuşuyordunuz. Ne oldu arkadaşlar size? Otelde oyun oynuyordunuz, halay çekiyordunuz. Ne oldu ya? Ne oldu arkadaşlar? Bir ses soluk hiçbir şey yok. Ya ben anlamadım ya. Ya bizim kazanmamız gereken bir maça çıkıyoruz biz Ümit abi. Ya bizim sahada maçın başından beri bir hani maçı istersin, arzularsın. Ya ne koşma var, ne arzu var, ne bir tepki var, ne bir reaksiyon var. Hiçbir şey yok. Sahadaki hiçbir futbolcuda bir şey yoktu ya. Panik var. Maçta bizim futbolcularımızda bir panik. Bir görsen acayip bir panik. Ya arkadaş böyle bir şey yok ya ben anlamadım ya. Bir dağınıklık var. Şampiyonluğu oynayan takım. Ya şampiyonluğuyla evet. Takım böyle mi başlar dağınık ya? Dağınık mı olur böyle ya? Arkadaşlar Adana Demir. Altınordu maçını izledin mi Ümit abi? İzledim. Adana Demir nasıl başladı maça? Attı golü yattı sonra ya. Biz bunu neden yapamıyoruz ya? Ve gol yemedi. Abi böyle bir şey yok ya. Ben anlamadım bu işi ya. Biz burada 2,5-3 yıldır program yapıyoruz. Ben ilk defa böyle görüyorum takımı ya. Ya hocam ben anlamadım yani. Egonuz mu var? Ne var ben anlamadım ya. Ümit abi evet biraz sert eleştirmedi. Belki ama hocam gerçekten çok yanlış yapıyorsunuz ya. Ya tamam Yasin'i almış olabilirsiniz. Takımın en çok kazanı. Ya ben anlamadım yani bu illa bu oyuncu her zaman 11'de başlamak zorunda mı hocam? Yasin Gale'ye şut çekemiyor hocam ya. Hocam size elinize tüm imkanlar verildi ya. Ya bir tane oyuncu tutmaz mı Ümit abi ya? Alınan hiçbir oyuncu tutmuyor ya takıma. Hiçbiri tutmadı hiç. Devre arasındaki... Ya hadi onu birini Ertuğrul yapmadı, öbürünü Ertuğrul yapmadı. Hiçbirini mi Ertuğrul yapmadı? İlla ki yaptığı oyuncular var. Hiçbiri tutmuyor. Onay vermiştir. Geleceğiz şimdi ona da geleceğiz. Bir de bu futbolculara oynatacak hoca lazım. E bizim geçen yıl şampiyon olduğumuz kadro. Sezona başlarken biz Ertuğrul'la başlamadık. E bu takımın birçok oyuncusu da diğer hocaların transfer ettiği oyuncular.
Devre arası yapılan transferler vardı. E hocam sana sezon başı 6 imkan verildi. Evet. Transfer yaptın tutmadı. Devre arası yaptın tutmadı. Tutmadı. Hocam ne oluyoruz ya? Hocam bırakın hani şeyleri. Yani 15 dakika 20 dakika uzatma verilmeliydi. Bunlara sığınılmamalı hocam ya. Biz şampiyonla oynuyoruz. Ligin en değerli kadrosuna sahip takımız biz şu anda ya. Kesinlikle. Maliyet bakımından. Kesinlikle. Adana Demir'den daha maliyetliyiz biz şu anda. Evet. Ama bizim oyuncularımızı oynatamıyoruz biz. Ben anlamadım ya Nurullah. Güzel. Ya bizim arkamızda Furkan var. Ahmet Altın gibi tecrübeli kalecimiz var. Ya Nurullah hiç mi dinlendirilmemeli ya? Birazcık Nurullah'ı da dinlendirelim. Buyurun evet. Mütevim sen. Ben çok doluyum, aşırı doluyum. Tamam, şimdi sana sorularla geleceğim o zaman. Evet sevgili futbol severler. Şöyle en baştan başlayalım. Ertuğrul hocamızdan geldik bir yerlere kadar. Sakın Ertuğrul hocamız bu kulübün başında. Hesabını sorar Yüksel Yıldırım Başkan. Aralarındaki ben bıraksın da demiyorum. Yok, kesinlikle. Aralarındaki mesele varsa o kendi aralarındaki mesele. Biz üçüncü şahısız, kenarda kalacağız. Taraftarlarımız çok sinirli. Ramazan ayı münasebetiyle taraftarlarımız çok gergin. Sosyal medyalarına yazıyorlar ve gayet haklılar. Çünkü o taraftarlarımızın sağda solda Türkiye'nin her yerinde akrabaları var. Avrupa'dan bile insanlara telefon geliyor. Bu takım nasıl şampiyon olacak? Böyle bir dağınık takım görmedik. Böyle bir ruhsuz takım görmedik diyorlar bizim taraftarlarımıza. Çünkü niye? Diğer maçları diğer takımları da izliyorlar. Küme düşen takım mağlup durumda olsa bile bir reaksiyon veriyor. Biz öne geçiyoruz. Skoru koruyamıyoruz. Geri düşüyoruz. Reaksiyon veremiyoruz. Şimdi hocam bu tandem bölgesine bir türlü çare bulamadım. Veli Boli derken, Yalçın Erkam derken en son Yalçın'dan Veli'ye geldik. Geçtik iki haftadan beri Veli bizi ipten alıyor. Sağ bek Caner, evet Erhan Kartal'a artık sıra geldi. Hocam Erkam Reşmen'i koruyor, oraya koyman lazım. Bir soru daha var. Sana soruyorum. Sol bek'e ne işin vardı da o güzel oynayan Mücahit'i kestin de? Ya diyorum işte ben anlamıyorum. Ümit abi bizim bir 11'imiz oturmadı ya. Her hafta birkaç oyuncu mutlaka her zaman değişiyor. Mücahit kötü müydü ya? Ne yaptı Kerem'cim abi bugün? Sezon başından beri oynuyor. Ne yaptı Kerem'cim? Çok kötüydü. Kaç tane asisti var? Kaç tane golü var? Kaç tane orta açmış sezon başından beri? Şampiyonluğu ya biz... O Kalpalı dönemde şampiyon olduğumuzda böyle mi şampiyon olduk abi biz? Kalpalı biz ne güzel futbol oynuyorduk ya o dönem. Kalpalı futbolcular da seviyordu. Bunun bütçesinin belki de çok çok az miktarıyla biz şampiyon olduk o dönem. Ya bizim ne sağ bekimiz düzgün orta yapabiliyor ne sol bekimiz. E kaptanımız da artık bir sahada bir aksiyon reaksiyon göstermiyor. Tepki yok. E sen Caner kaptansın. Oyunculara yeri gerekiyorsa bağıracaksın, çağıracaksın hadi in diye. Onu da yapmıyorsun sen kardeşim. Hiçbir şey yok abi takımda. Hiç hani ruh denen hiçbir şey yok. Evet. Ben Nurullah'tan geri devam edeceğim. Sevgili futbol severler, Nurullah kardeşimi burada en çok savunan bendim yani. Ama sahada bir duruşu var. Kardeşim golde yani top bizim kalemize girmeden sen gol oluyorsun Nurullah sağlam. Geçen hafta da ya Nurullah sezon aslan. Başından beri aslan, söylüyorum Nurullah ya ben bıktım söylemekten artık taraftarlarımız kendileri yazsın. Direkten dönüyor. Hani ya. Hatırlarlar hemen hemen 2-3 haftada bir Nurullah söylüyorum evet, ben zaten. Kesinlikle sevgili kardeşim. Geçen hafta direkten top dönüyor sen kalenin içine gol oluyorsun Nurullah. Bu hafta yediğin gol golden önce sen içeridesin zaten maç. Bir gol sen bir golde top oldu 2. Biraz kendine dikkat et Nurullah'ım. Kaleye gelen her top gol oluyor ya. Bir tane yani geçen hafta ya dediğim gibi 3-5 şut geliyor. Evet. Birkaç tane o da alıyor yani. Yani geçen hafta İstanbul maçı haricinde ben Nurullah'ın performansını bu sezon hiç beğenmiyorum. Düşük. Karşı karşıya pozisyonlarda sen büyüyen bir kaleciydin ya. O pozisyonları kurtarıyordun. Evet defansı böyle konuştuk. JJ'ye gelelim. JJ bugün gene 2 kişilik oynadı. Çok şey bekledi. Ya onun da hataları var. JJ'nin de var. Çok şey beklediğimiz Savicevic bugün çok çok kötüydü. Son 2-3 haftadır iyi olan Savicevic de bu performans düşüklüğünü kendine bağlarım. Ondan sonra hoca bunu gördüyse hocaya bağlarım. Teknik ekibe bağlarım, sorarım. Bundaki performans düşüklüğü nedir? Sen de futbolcuna sorarsın hocam. Bu dağınıklık ne? Çok güzel bir ekibiniz var. Takımın içindeki dağınıklığı notlarımın arasına aldım. Bir labuhalilik var yani. Öyle bir labuhalilik var ya 1-0 attık. 2'yi atacağız. Gevşek gevşek oynamalar. Bulduk pozisyon atamadık. Kaçan gole üzülen yok.
Aman Allah'ım ilk yarıya son vuruşları iyi yapamadık. Defansta da yerleşim, paylaşım hatasından, aynen öyle söylüyorum, paylaşım hatası. O tehlikeli altı pas bölgesine adam vurdu, golünü yaptı. 2-1 duruma düştük. Onu anlatacağım, en önemli olay. İçimi yakan olay. Bir amatör takım düşünün, bir amatör takım hocam. Amatör takımın teknik direktörü ve hocası bu şekilde 11 tane adamını ileri yollamaz. 60 ve 65. dakika, 70. dakika. Abi böyle bir şey yok ya. Çok kendi yarı sahanda bir tane oyuncu yok ya. Böyle bir şey yok. Hani oyuncular görmüyor. Kenardan Ertuğrul Hoca da adı görmüyor diyelim. Ya yardımcılar da mı görmüyor? Ben anlamadım ya. Biri seslenmedi hani, biriniz kalın geride diye. Caner de ileri gitmiş. Yani boyu da kısa, hani ne yapacaksın sen ileride? Gel defansın orada dur. Dur abi. Ben anlamadım ya. Kontradan golü yedik ya biz. Şaka gibi ya. Topu ve kimse yok kendi sahamızda. Topu götürenin adı neydi? Bizde de oynadı sanki. Oynamadı. Oda başı mıydı? Ne yok? Haktan. İsmail Haktan. İsmail Haktan oda başı. Gözünüzün önünde hocam şöyle yapayım 11'i. Sizin kulübe burada, İsmail Haktan oda başı burada. Görmüyor mu hocam onu orada? Görmüyor mu? Çağırsana birini yanına. Giresun maçında aynı golü yedin hocam. Giresun maçından akıllanmadın ya. Bu maçta aynısı oldu ya. Yapma be hocam. Ondan sonra da insanlar sana böyle eleştiride bulunduğu zaman bu sefer hakeme saldırıyorsun, kenarıya saldırıyorsun, sağa sola saldırıyorsun. Futbolcuların üzerinde otoriten yoksa, o bilebilirim. Futbolcuların kendi aralarında gruplaşma varsa onu da bilelim. Ha, bilelim bunları yani. Yeni gelen transferleri devre arasındaki eski futbolcular kabul etmiyorsa olabilir. Ya paradan olabilir, ya onları devamlı oynattığın için de olabilir. Onu da ayarlayacak olan, düzeni oturtturacak olan sensin hocam. Yok abi, sistem yok hani, neyi oturtacak? Sezon başından beri oturmadı kadro. Kesinlikle. Ya susalım diyoruz hani, sezon başına kadar, sezon sonuna kadar bazı şeylere susalım diyoruz. Hocamız çağrıda bulunuyor, başkanımız çağrıda bulunuyor ama ya arkadaş sus da biz de hep içimize attık her şeyi ya. Sezon başından beri bir takım hiç mi düzgün top oynamaz Ümit abi? Oynamıyor. Bir tane düzgün oynadığımız olumlu maç yok ya. Sonra Melemen maçına geldik. 5 maç sayamazsın ya bana. Şu 5 maç, şu maçları biz iyi oynadık diyemezsin ya. Kimse diyemez. Diyen varsa yazsın ya. Şimdi Melemen maçının zorlu geçeceğini, çok zorlu geçeceğini ikimiz de hatta buraya son puan durumunu koyduk. Menemen'i Mert Akça'ya dedim. Mert Akça'ya dedim ki şu puan durumuna göre dedim. Menemen'le ola ki beraberlik yaptık. Durumumuz ne? Ya geçen dedi programımızda ki, ben dedim ki en zor maçımız evet, Menemen dedim dedi ben ya. Dedi ki Mert Akça zor maçımız dedi. Beraberlik işimize yarar gibi görünüyor ama Ümit abi zor dedim. Şimdi Menemen'e gelelim. Menemen'in yabancı oyuncularını gördük. Bir tane sarı saçlı uzun boylu çocuk var. Raşat. Sen saydın burada Raşat zaten. Onu saydın. Etkiliysin diğer dedim ki. Bizzat saydı burada. Sonra sevgili futbol severler, ya biz burada bunları görüyoruz, ekrandan görüyoruz. Siz Menemen'in bu forvet 3. bölgedeki bu hızlı çabuk oyununu kendiniz çözeceksiniz sayın hocam. Bu takıma montekçesiniz sistemle beraber. Yalnız adamların defansı aman Allah'ım berbat, evlere şenlik. Bize 2-3 tane gol pozisyonu hediye etti. Biz atamadık ya. Rakip zaten iyi değil. Of of Ümit abi. Yani Menemen 6 maç oynamış. Son 6 maçında 5 beraberlik bir yenilgi almış. Ümit abi galip bile gelememiş bir takım. Çok yorum var. Yorum okumayalım. Biz. Yani Yasin, Gökhan, Karadeniz artık bunlar. Yani burada nasıl söyleyeyim? Bedava oynamıyorlar ya. Dünyanın parasını alıyor bunlar. Kesinlikle. Bir de futbol takımımızda şunu gördüm. Ben Samsun Spor takımında şöyle bir analiz yaptım. Korner kullanıyoruz. Ön direk, arka direk, penaltı noktası, dönen topa koşma veya çekilen şutu takip yok. Duran top çalışması yok takımda. Ya hafta içi idmanlarda ya benim dikkatimi çeken şey de var. Yani Burak Çalık, yani yanlış söylüyorsam yazsın taraftarlarımız, ya bu ligin en iyi kanat oyuncusu ya. Şu son 5-6 yılın en iyi kanat oyuncusu bu ligin ya. Ve bize katkı sağlamak konusunda şu anda takıma en katkı sağlayan Guido, Burak Çalık ve İlyas Kubilay Yavuz. Bunlar yok. 11'de yok. Yedek oturuyorlar. Niye biz yıldızımız oynayacak? Hı. Biz çok para verdik. Yasin'e, Gökhan Karadeniz'e. Böyle bir şey yok. Ben anlamadım ya Gökhan Karadeniz. Gökhan Karadeniz, Gökhan Karadeniz dedik. Ben de çok istedim burada. Ya bir tane olumlu yaptığın bir şey yok ya. Korkak dövüşüyorsun Gökhan.
Gökhan, Matias Kuryer hakkında ne dedim ben? 15 maçta 15 gol atmış ama orası Bulgaristan Ligi, benim kafamda soru işareti var. 32 yaşına kadar bir şey yapmamış bir oyuncu. Ya zaten İsmet abime de burada biz mahcup çıktık. Bizi Avusturya Viyana'dan izliyor. İsmet abim, İsmet Özen abim. Matias Kuryer dedi 5 gol atsın. Ben 10 gol dedim. Ümit dedi 5 gol al, istediğini vereceğim dedi. Evet 2 gol attı, boş kaleye attı bugün. Sevgili futbol severler. Ben de artık ondan bir şöyle bir görüntü aldım yani. Nasıl bir görüntü aldım? Anlaşılmaz bir görüntü aldım. Mert biraz değindi ona ama golü attık. Golü attık. Matias Kuryer böyle duruyor. Ona koşan yok. O sevinmiyor. 1-0 öne geçtik. Ulan bir tepki gösterir insan ya. Onları görünce insan gole bile sevinemedi. Ben sevinemedim. Ne oluyor acaba diye. Dedim herhalde golü vermedi de. Herhalde golü vermedi. Hakikaten bir acayip bir... Abi böyle bir saçma sapan bir şey yok ya. Ne bütünlük var. Ne dayanışma var. Attın kardeşim, biz sağ soldan bir oyuncu koşar. Değil mi Ümit abi? Evet. Ne oldu ya? Biz ligi mi bitirdik? Hani hedefimiz mi yok? Golü attık, bekliyoruz işte. İşimizi yaptık. Bugünlük evimize gidelim. Havasında mısınız ya siz? Son haftaların... Bedava mı oynuyorsunuz kardeşim siz? Son haftaların formda takımı Keçiören 1-0 öne geçti Giresun'a. Giresun beraberliği buldu. İkinci golü bulmak için saldırıyor. Giresun'u burada övmek için anlatmıyorum sinirinden. Ya adamlar 6-7 kişi o ileri uçta dönen topa nasıl koşuyorlar ya? Pitbull gibi koşuyorlar. Bizde yani bilmiyorum artık, hep Ertuğrul Sağlam'a da yüklendi. Futbolculara yüklendi. Futbolcular hak ediyor bunu da. Bunun eksi dönüşü Ertuğrul Hoca'ya oldu bu kaçan gollerinde. O da kendi çapında çok gol kaçırdık diyor. Çok gol kaçırdık ama hocam biz senin son vuruşlarının eksik olduğunu biliyoruz. Yani 3. bölgede daha çok hareketli olmamız gerektiğini söyledik. 3. bölgede daha kreatif kenarlara inmenizi gerektiğini söyledik ama hep ortadan göbekten zorladık. Ortadan göbelekten bulduk, zorladık. Ha, bulduk mu? Bulduk. Menemen defansı o kadar iyi ki değil ki hocam, bulmamız lazım. İlk yarı 3-4-5 yapmamız lazım. Biz burada berabere kaldık. Beraberliği de son dakikada kurtardık. Yalnız bunun sebepleri var hocam. Bunun dış sebepleri var. Bunun dış sebepleri var. Takımın içinde gruplaşma var mı? Birbirini sevmeyen, yeni gelen futbolcuları kabul etmeyen arkadaşlar var mı? Ya ben geçtiğimiz 3-4 hafta önce de söylemiştim. Bir şey duymuştum, söylemek istemiyorum diye. Ben baktım hiçbir programda onu kimse dile getirmedi. Yani ben söylemek istemiyorum onu. Bilmiyorum, başkanımız özelden yazarsa belki söylerim kendisine ama burada ekran karşısında söylemeyeceğim. Yani eğer iddia doğruysa ben inanmıyorum ama böyle bir iddia da dolanıyor. Çok, bence çok büyük bir soru işareti. Yani bir şey diyemiyorum Ümit abi. Yani dedikleri de doğru çıkıyormuş gibime geliyor yani. Bu ama arkadaşlar. Şimdi bu çok büyük bir yatırım yapmış olan Yılport şirketini ilgilendiriyor. Yani bu sorumluluk da bu, eğer şu anda biz 3. sıraya düştüysek bunun sorumlusu oyuncular veyahut da o bu başkan, taraftar, şu bu kimse aramasın. Bunun tek sorumlusu teknik ekiptir. Teknik ekip. Yani senin eline TFF birincilik gibi bir yerde verilebilecek tüm imkanlar eline verilmişim Ümit abi. Böyle bir imkan yok. Sana başkan koyuyor parayı, al diyor, istediğini al. Kesinlikle. Doğru mu? Doğru. Matias'ı kim aldı? Sen mi aldın? Yok. Ben mi getirdim Bulgaristan'a gidip? Kim getirdi bunu? Ertuğrul Sağlam. Ne oldu Matias'a? Abi Matias koşmuyor. Kaçak güreşiyor diyorum ben kaçaklıdır. Hiç mi uyarılmıyor bu oyuncular ya? Abi biz Matias'a muhtaç mıyız? Ben onu anlamıyorum. Muhtaç mıyız abi? Bizim hiç mi oyuncumuz yok ya? Abi senin sahada gezen Matias'ın, sahada hiçbir varlık gösteremeyen Gökhan Karadeniz'i oynatırsan, yedek kulübesindeki adam umut bekleyip ikinci yarı oynatırsan, o adamdan ne beklersin Ümit abi? Adam diyor ki ben itmanda ne kadar çalışırsam çalışayım, ben yine giremiyorum 11'e, yine giremiyorum. Doğru mu? Sen 5-6 hafta kadroyu alma, ondan sonra bir anda 11'e at, oyuncudan bir şey bekle. Oyuncu da haklı. Zor zamanlarda Guido gel, Burak gel, evet. İlyas gel, öyle bir şey yok. Tamam işte. Öyle bir şey yok. Orada. İyi günde getirip oynatacaksın. Şimdi takım sıkışıyor. İkinci yarı ne oluyor? Guido gel, gel oğlum. Kubilay gel oğlum. Sırtını sıvazla. Burak oynasın. Gel koçum. Böyle bir şey yok. Bu üç oyuncu bu takıma en skora katkı vermiş oyuncular şu takımda mevcut. Başka hiçbir oyuncu yok katkı veren.
Kim verdi abi? Haftalardır Yasin oynuyor. Matias oynuyor. Hazır maçlarda gol attılar. Yani gol atılmış maçta gol attılar o dediklerin. Ama ya öbür dediklerin geldi. Puan kazandı. 6 ay sonra oynadığı futbolu gördük ya biz. Hazır Matias hiçbir şey yapmıyor bizde. Evet. Konuşuyoruz belki buradan belki tepki çekebiliriz ama ya içimiz artık doldu ya. Böyle bir şey yok. Sürekli bizim sağ sola hani bir şeyler bulmamıza gerek yok. Bizim kendi sorunumuzu kendimiz çözmemiz gerekiyor. Biz kaç puan öndedik Ümit abi? Puan farkı kapana en sonunda 3. sıraya geriledik. Ne olacak şimdi kaldı kalan maçlarda ne olacak? 4 maç kaldı. Şimdi ne olacak şimdi? Hepimiz elimize kalemi aldık hesap kitap yapıyoruz. Açtık elimizi şimdi Giresun işte inşallah Adana Demir'e kazanır veyahut da berabere kalır diye dua ediyoruz şimdi. Evet inşallah. Ne olacak şimdi inşallah. Adana Demir kazanırsa? Adana Demir kazanırsa ondan sonraki hafta Tuzla'dan ya kazandın mı tamam zaten iş bitti. Ne olacak yani şimdi ne olacak ondan sonra? Şimdi ufaktan da bir şöyle takımın içinden girelim. Gene takımın içini karıştırmadan ortada bir yanlışlık var. Ortada para var ama yanlışlık da var. Her şey para değil yani. Her şey para. Her şeyde parası olan takım her zaman şampiyon olsa Fenerbahçe her yıl şampiyon olur. İşte Samspor'un durumu orta. Real Madrid her sene şampiyon olur. Şunu anlatacağım. Evet bu işi çözecek olan Ertuğrul Sağlam hocamız. Allah rahmet eylesin Mustafa Erkanat başkanımız mekanı cennet olsun. O kupa oraya gidecek inşallah. Ümit abi birazcık yorumları okur musunuz demiş Mustafa Aydın. Sen yorumları biraz oku istesen. Taraftarlarımız da çok biteceğim. Şimdi Sayın Yüksel Yıldırım, sevgili başkanım benim, değerli başkanım. Bak, Hüseyin Çayır'a teşekkür üstüne teşekkür ediyorsun. Çok sistemli çalışıyor, çok güzel çalışıyor, harika bir sistemi var diyorsun da. Sayın hocam be, sayın başkanım be. O Hüseyin Çayır denen adam Besim Durmuş'un yardımcısıydı takım küme düştüğünde. Ya isim belirtmeye gerek yok yani bu transferleri kim yapıyorsa. Ama isim vereceğim şimdi ben. Şimdi yeni sezonda şimdi, bak. Lütfen bunlar daha transferlere dokunmasın artık ya. Ya tamam onu rica diyorum. Rica ediyorum ya. Bu ne ya? Şimdi, yapılan iş mi oyuncu tutmaz kardeşim ya? Ya adam size para veriyor ya. Bedava hani gidin sağdan sudan borçla harçla oyuncu alın demiyor ya. Adam cebinden direkt nakit para veriyor size ya. Evet. Bir tane yapılan transfer tutmaz mı Ümit ya abi? Onlar bilimsel ve teknolojik olarak çalışıyorlarmış. Bilimsel ve teknoloji bu mu ya? Size soruyorum. Bilimsel ve teknoloji bu mu? Bilimsel transfer, teknolojik transfer. Bu mu? Ya Hüseyin Çayır, Besim hocama saygılar sunarım. Onun yardımcısıydı. Bilimsel ve teknoloji idmanlar yaptınız. Takımı iki beğene. Şimdi gelelim Mustafa Astopal'a. Ya bir futbol hangi kaç puan kazandırdı? Aldığınız transferlerden Samspor takımına kaç puan kazandırdı? Şöyle bir çıkarın bana buraya yazsınlar sevgili kardeşlerim. Ben genelde yorum üzerinden giderim. Okurdum hatta bana niye yorum okuyorsunuz derdiniz bir ara. Gene bugün de okumadım. Lütfen bana tepki vermeyin. Ama iddia ediyorum 4 hafta sonra Allah izin verse burada mutluluk bir şekilde program yapacağız. Ama da bu eksikler var ya ortaya şakır 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 dökülecek. Yüksel Başkanım Hüseyin kim Çayır mı ona lütfen Astopal'a falan kime ne yaptıysanız devre arası sakın bunlar transfer murasfer yapmasın. Devre arası sezon başı. Sezon sonunda başında transfer murasfer yaptın yapılanları gördük. Herkes hesabını verecek. Ertuğrul Sağlam'ın yanındayım. Destekliyorum. İkinci haftadan beri en çok eleştiren benim. Hatta 10 ve 12. hafta önce size rağmen Bursa maçından sonra şampiyon olacağız dedim. Size rağmen. Çünkü gitmeyeceğini biliyorum. 4 haftamız var. Playoff'tan da çıkabiliriz. Olsun. Bu ligden de direkt de çıkabiliriz. İnşallah çıkarız. Olsun. Onun hesabını verecek. Çıksa veya çıkmasa. Bu kötü futbolun hesabı verilecek. Yok ya. Ekran başında düzgün oturamadı seyircilerimiz. Çünkü taraftar tribüne gidemiyor. Herkes ekran başında sinir, stres, hasta oldu, kanser oldu. Ve biz Yılpor Samsun Spor olarak burada program yapıyoruz. Tribünler açık olsa şunu da net bir şekilde söylerim. Bu kadar ruhsuz sahada kimse gezemez. Taraftar tepkisini koyar. Onların verdiği rahatlıkla birazcık bunlar çok gevşek. Çok gevşek böyle bir takım göremedim. Bilmiyorum ben ya bu ligde. Böyle sonra, bir şey yok ya. Lig bitmeye daralmış. Bizim oynadığımız futbola bak Ümit abi. Lan lig mi bitti ya artık? Sezon bitti de hani biz son hazırlık maçlarımızı mı oynuyoruz formalite? Bu ne ruhsuzluk arkadaş? Ne dedik?
Mert Akçay. 3 hafta Giresunspor patladı. Aha dedik Giresun gitti. Tamam Giresun daha çıkamaz. Biz Adana Demir çıkar veya Altay çıkar. Bana göre Giresun çıktı artık. Tabii. Bana göre çıktı artık. Şimdi şöyle Mert Akçay şunu söyleyeyim. Adamlar 3 hafta sonra ama düzeltti bak düzeltti. Biz aynı Saman Alevi gibi ya. Bir hafta bakıyorsun tık 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 oynuyor. Bir hafta bakıyorsun aman Allah'ım hiç ruh yok futbolcularda. E bunu ben sağlamayacağım ki ben burada konuşacağım. Bıdı bıdı konuşurum. Ha eksi konuşmuyorum artıya konuşuyorum. Eksikleri ve noksanları söylüyorum. Bugün de takımımın yanındayım. Ertuğrul Sağlam'ın yanındayım. Zaten başkanı söylemeye gerek yok. O ayrı bir şey. Müthiş. Allah ona sağlık versin. Şunu demek istiyorum hocam. Ekran yani sahadaki futbolunuz sahnede futbolunuz hiç iyi değil. Görüntünüz hiç iyi değil. O yüzünüzdeki endişe daha birinci dakikadan itibaren sanki futbolculara yansıyor. O elektrik alamıyorlar. Artı pozitiflik yok. Sıfıra, minimuma inmişsiniz hocam. O görüntüde çünkü o yüzünüzde o görüntüleri görüyoruz. Çünkü gözleriniz ışık ışık çarçmıyor. Futbolcuların gözünde ışık yok. Onları geri getirin lütfen. Hemen yorumlara ben devam edeyim. Serhat İsmet Özen, Gökhan Karadeniz, Yasin Gösteki. Bu takıma geldi, takımın ayarı bozuldu. İllas ve Gudya bunların yüzünden oynayamıyor. Şöyle bakalım. Volkan Güler transferler yapan Mustafa Öztapal acilen istifa etmeli. İbrahim Golemuz'a puan ayırma ihtiyaç var. Küme mi düşecek? Diyorum bir sen şey lazım, ekleyeceğim benim bir tabi. Lazım hemen şimdi sol oynayalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sol kanatta Yasin değil de Guido haftalarca böyle oynasa oynamaya devam eder miydi? Ve aynı şekilde Gökhan Karadeniz'in olduğu mevkide 10 numara pozisyonda. Kubilay haftalardır Gökhan Karadeniz gibi oynasa şu an 11'de olur muydu? Kesinlikle olmaz. Hatta neden Gökhan Karadeniz'e Yasin hala 11'de? Öyleyse. Ne yapıyor abi? Geldikleri günden beri ya, Gökhan Karadeniz bir Akhisar maçında bir şeyler yaptı. Ya onun dışında ne yaptı Gökhan? Biri söylesin şu maçta iş yaptı dedi. Bugün asist yapmış. Bana ne yaptı asisten? Ne yaptı sahada bugün 90 dakika? Sahada kaldığı süre zarfı içinde ne yaptı bugün? Gerçekten Mert yorum yok var. Bizi çok destekliyor. Güzel konuşuyorsunuz diyorlar. Biz bir kere kafadan kaybediyoruz. Evet. Ya rakiplerimizin hiçbirini kazanamadık. Giresun'a yenildik. Adana Demir'e yenildik. Bir Altay'ı yendik. Sizden Altay'da bizden puan farkı olarak öndeyiz. Ya kimi yendik? Yeneceğimiz. Ya bizim zaten kritik maçlarımızı hiçbir zaman kazanamıyoruz. Hani %100 bunu kazanmamız gerekiyor diyoruz ya. Onu kazandığımız hiçbir maç yok benim hatırladığım. Varsa sen söyle Ümit abi. O şampiyon olduğumuz yıl bile hani biz birinci olarak çıkacağız demiştik ya. İşte o maçı bile alamadık da ikinci çıkmıştık. Hatırlıyor musun? Rize birinci çıkmıştı o dönem. Ümit abi başkan kanal gezerek ne dedi? 2 hafta önce bu futbolcular Süper Lig'de olmayacaklar. Ahmet gözü tok. Erdi Özgür menajer görden alınmalı demiş. Beceriksiz transferler. Recep Tokaç Covid olmuş kardeşime geçmiş olsun. Ya abi tozda kondurmuyorlar arkadaşlar. Ben anlamadım ya. Tozda kondurmuyor kimse. Evet. Alaaddin Yılmaz tek transfer CC gerisi yalan. Doğrudu Yılmaz Güney. Bütün söylediklerine katılıyorum Mert Akçay. Aynen senin gibi düşünüyoruz. Ertuğrul Sağlam hemen istifa etsin. İstifa yok. Yasin ya ben istifaya şu anda karışayım. Evet. Ligi kalmış 4 hafta. Zaten hafta sonu geliyor. Yine maç oynayacağız. Pazartesi günü. Kalan maçlarda ne olacak? Kim gelip ne yapacak bize? Evet bilimsel transferler Gıyasi, Plümo, Enyama, Gıyo. Burak Bay buraya benim söylediklerimi duyduk kardeşim benim Burak. Evet bilimsel transferler bunlar şimdi görüyorsun. Erhan Çakır Süper Lig'e çıkmak istiyorsa Gertuğ Sağlam kesinlikle gitmesi lazım. Ömer Akşahin Skat ekibinin transferi iyi hoca oynatmıyor. Bu konuda size katılmıyorum demiş Ömer Akşahin Bey. Skat ekibinden transferleri iyi. Bir tek sen böyle dedin kardeşim. Olabilir tabii. Recep Tokaç Samet Samet Hoca olsaydı altyapıdan yenile daha farklı olurdu sıralamamız. Ahmet Türkan Hocam Yasin denen futbolcuyu sahaya sokmayacaksın. Volkan Güler bu kültür futbolun hakkı Süper Lig ile değil. Bülent Çakır, İlyas Kubilay, Gudya Burak kesinlikle oynamalı demiş. Burada Beytullah Soner şey demiş burada Soner buyur, Göktürk. Göktürk mü? Çorum Spor maçını izledin mi? Ya şöyle söyleyeyim. Birçok takımların maçlarını izlemeye çalışıyorum. Hemen hemen hepsini izliyorum. İzleyemediklerimi banttan izliyorum. Evimde program var. Onlarla eşliğinde izliyorum. Biz hani golcü arıyorduk ya. Biz gidelim Çorum Spor'un golcüsü Sinan Kurumuş'a bakalım neler yapıyor. Çorum ya bizim şu yakında hemen. Ne kadar gol attı hem de. Bizim hatamız neydi biliyor musun Ümit abi?
Biz Bahattin'i göndermiş olabiliriz ama Atabey bizde çok başarısız değildi. Biz Atabey'i tekrar anlaşmamız gerekiyordu. Kesinlikle. Yani. Biz onu anlaşamadık gittik. Biz aylarca Tomane aradık. Tomane oyuncu forvet getiremedik. Son dakikadan Adil aldık. Biz Bahattin ve Atabey'in yediği Ahmet Han'ı Tepe birincilikte birinci forvet olarak değerlendirmeye çalıştık. Böyle bir şey yok. Ne oldu? Sonuç ortada. Üretkenlik açısından sıfırız biz. Mustafa Asobal kulüpten çok şut demiş. Çekiyoruz. Bugün biz 14 şut çektik. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet 14 şut çekmişiz. 14 şuta karşı 2 tane gol atmışız. Bak Menemen bizim kalemize 4 şut atmış, ikisi gol Ümit abi. Aradaki farka bak. Bizim bitiricimiz yok. Kesin. Dedim ya 3. bölgede hareketliliğimizi, 3. bölgede nasıl top oynayacağımızı bilemiyoruz. Hocamız bir sistem uyduramadı. İrlandalılar transfer yapıyor. Levent Akın bu hafta Adana Demir Girosu'nu yener. Kına yakarız. Beytullah Şirin, Mustafa Astopal git demiş. Seyfi uygun. Takımdaki tepki koyan yok. Bu Yasin'in takımın ayarlarını bozdu. Topçu çakaldır kime göre oynar. Kimine İsmail Metin. Adana Demir Girosu'nun belki tökezler ama bizimkiler güven yok. Bizimkilerde gereksiz maç kaybederiz. Yine demiş. Okan Baş bu takıma çıkmak istemiyor nokta demiş Okan. Burak Baybura bu transfer sezon başı kim yaptıysa Yüksel Başkan bunların hesap sorması lazım. Güzel yazmışsın kardeşim. Yüksel Başkan habire teşekkür ediyor. Turan Akşen hocam gazeteci değerli büyüğümüz. Şu bir gerçek, sizin kadar futbol anlamam ancak siyaseti bilirim. Okurum çözerim diyorum ve bence başta teknik heyetler futbolcular futbol yerine anlaşılan güzel bir siyasete girmişler. Hep birlikte şampiyon olmayalım demişler. Nihat Uyar. Spiker çay çay en iyisi diyor. Elinden geleni yaptı diyor. Oyundan alınıyor. Şaka mı? Evet. Kesinlikle katı. Hamron'da da bir tık ben güzellik gördüm. Hamron'u da çıkardı. Yok ya. Ya abi, ne orada mı çıktı Hamron? Ya şöyle böyle. Ya bize iş bitirecek oyuncu lazım. Biz şampiyonluğu oynuyoruz Ümit abi. Biz orta sırada ligde kalmıyor. Oynamıyoruz ki ya. Abi Akbet İzen kıyaslamıyor musun ya? Murat Yıldırım. Abdülaziz Solmaz. Nasıldık abi biz o zamanlar? Süleyman Kaya sıkıntıyı soruyor. Boş. Sana gidiyor soruyor. Geliyor Hamrun. Gidiyor geliyor. 14 şut atmışız. 2 tane golümüz var. Menemen 4 kere gelmiş bize. Kalemize şut atmış. İkisi gol Ümit abi. Yasin çalım 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 çalım. Başka bir şey yok. Abi artık ne zaman ağırlığını koyacaksın ya? Böyle bir şey çıkıyor, ben işte şu takımlıyım bu takımlıyım. Biz dile getirmiyoruz hani takımımızın huzuru bozulmasın diye ama bazı şeyler de olmuyor ya. Olmuyor. Egerola demin bizim şeyi gördüğümüzde maç içinde herkes gördü. Egerola doğru. Abi dikkat ettiniz mi? Birinci golden sonra diyor sevme muhabbetini burada anlattık uzun demin uzun. Konuştuk. Ben dedim ki helal de dedim golü geçersiz galiba ki sevinmiyor kimse. Adam tek başına gol attı, sağa sola bakıyor. Biri geliyor mu acaba diye. Evet. İki kişi vardı yanında sağına sola. Onlar da geri gitti, gidiyor. Evet. Sanki böyle zoraki atmış gibi. Emrah Ergün Eskişehir'de nasıl şampiyon olacak? Allah aşkına bırakın kendinizi avutmayı. İsmet Özcan, Kemal Soydemirci hocam. Ciğerlerinde problem var. Eski altyapıda efsane işler yapmış olan Kadıköy Spor'un efsane teknik direktörü Kemal Soydemirci. Şimdi Atakum Belediyespor'da hocalık yapıyor. Kendisi hastaneye yatırıldı. Covid değil ama ciğerlerde sıkıntı var. Hocam çok geçmiş olsun. Hastane odasında bile beni izliyorsun. Selam ve sevgilerimi sunuyorum. Bana bugün telefon açtı. Bu takımın hali ne olacak dedi. Ufaktan dertleştik. Bu takımın hali ne olacak Mert? Ya ben çok karamsarlığa kapılmak istemiyorum ama şimdi bakıyoruz istatistik olarak Ümit abi. Biz kaç puan öndeydik rakiplerimizden? En az Adana Demir'den 10 puan. Onu söyleyebilirim mesela. Ne oldu şimdi? 8 puan falan derede yanlış hatırlamıyorsam. Ben 10 değil. 10, ben 8 hatırlıyorum. Taraftarlarımı düzeltsin buradan. Düzelsin. 8 mi 10 mu? Ne oldu şimdi? Kafa biz kafaya. Kaybede. Ya biz oynadığımız rakiplerimizden şu 4 maçta aldığımız 2 mağlubiyette ya oraya bir tane biz galibiyet sıkıştıramadık ya. Biz aslında var ya çok artık neredeyse iş bitti diyeceğimiz noktaya kadar gelmiştik. Ya burada. Biz kendi sağımıza solumuza sıkıyoruz ya. Böyle bir şey yok ya. Evet Sayın Muhtarım İdris Yıldız yazık bu şehir hak etmiyor bu oyunu demiş. Teşekkürler İsmail Semerci futbol oynamış. İsmet Özen, Bahri Kabadayı, Nazif Karadaş anlaşılan o gelecek sezondan birincilikteyiz. Kimse boşuna sevinmesin. Bir gelecek sezonun bu pandemi ligi o kadar rezil bir lig yani. Buradan çıkamazsak
İnşallah çıkacağız. Gelecek sezonu düşünemiyorum. Okuyorum Mert yorumları yavrum. Oku abi sen. Abdullah Düzgün Ertuğrul Hoca'yı çok severim ama hoca olmuyor. Soner Mumcu. Teşekkür ederim. Art Life. Art Life nerede? Atakum'da. Başın düşerse dara Art Life ara. Eğer ev almak istiyorsan Art Life'ı tercih edin diyorum. Gayrimenkul olarak hayırlı yayınlar dileriz. Samuspor'a başarılar. Teşekkür ederim. Hasan Kılıç. Sanki futboldan minnet borcunuz var. Yazıklar olsun. Hatta Art Life'ın sahibi Özgür Özaltın eski bir futbolcu. Yani Kadıköy Telekom Spor'da oynamış. Çok iyi bir erken yaşında futbolu bırakmış kardeşim. Selahattin Topal, yabancılar radikal kararlarla hedefe ulaşıyorlar. Bizler hep duygusal, aman incinmesinler. Yok öyle bir şey demiş. Mustafa İdris Yıldız, biz inandık futbolcu inanmıyor. Mustafa Aydın. Hakan Kılıç, sanki futbolcular minnet borcumuz var. Yazıklar olsun, senin dediğini dediler. Doğru Muhtar. İsmet Özen, İsmail Semerci, Ertuğrul Sağlam bu işi bilmiyor. Mustafa Aydın, herkesin Ramazan mübarek olsun. Mübarek olsun efendim. Ya futbolun dili birdir Ümit abi hani. Şakir Korkmaz okuyayım. Şeye hiç gerek demiyorum. Yok. Buyur. Şakir'cim 70 puanla şampiyon olacağız demiş biz. İnşallah kurban olduğum Allah Şakir'im. Ya biz bir şey kaybetmedik. Biz şu anda bekleyeceğiz. Benim bir iddiam vardı. Hiçbir takım 6'da 6 veya da 7'de 7 yapamayacağız demiştim. Kimse yapamaz demiştim. Ve biz dedim. De yapamayacağız. Altın Ordu'yu söyledin. Sana... Bravo. Altın Ordu'yu söyledin. Saf dışı kaldı. Yok ben sana ne dedim burada? Taraftarlarımız atarlar. Kimse yapmayacak dedin. Onun haricinde biz bir yenilgi ve bir beraberlik alabiliriz demedin mi? Demedim mi? İstanbul yendi. 1-1'di. 2-1 yendi maç. Evet. Bir o gidiyor işte. Şu ben an. Ne dedim Ümit abi sana? Tamam altın dedim oldu. Dedim ki biz kendimiz açısından. Ben dedim bir yenilgi bir beraberlik bekliyorum dedim. Ve yenilgimizi biz Menemen maçında kullandık. Burada Adana Demir ekstradan puanlar topluyor. Yani yaptığımız hesaplara göre. Adana Demir... Giresun'a takıldığı takdirde biz kazanırsak da tüm hava değişebilir. Kesinlikle. Biz şimdi dua ediyoruz, bekliyoruz ki Giresun yensin. Evet. Ruhsuz Ertuğrul Hoca'ya psikopat çanırı. Şöyle bir şey de var. Hiç hesapta belki şu anda konuşulmuyor. Adana Demir yendiği takdirde ve biz de yendiğimiz takdirde puan farkı Giresun'la aramıza düşecek. Sen son 3 maçını Giresun'un alacağın garantisi var mı? Kesinlikle yok. Baktım. Bir anda Giresun saf dışı bile kalabilir. Hala da hesap kitap yapıyoruz ama hesap kitap yapmaya da devam edeceğiz herhalde öyle görünüyor. Evet Şakir Korkmaz. İçimizdeki İrlandalılarla inat şampiyon olacağız. Yücel Töre. Adana'ya gidelim soğan ekmek yiyelim sözleri olmuyormuş. Demek ki Giresun çöker demek ki olmuyor. Demek ki kendi işine kendin yapacaksın. Evet Yücel Töre öyle demiş. Mustafa Aydın Ertuğrul Hoca bu şehri inat etmiştir. Ertan Korkmaz. O kadar santrol var. Bahattin Köse olamıyorlar. Bir Bahattin olamıyorlar. Velahattin Saatçi, Gerci'ye selamlar. Bal ligi uzadı. Velahattin Bey size de başarılar diliyorum. Gerzespor'a başarılar. O kadar santrafor derken şu anda elimizde bir tek Matias var. Evet. Başka yok. Gerzi'den bize selam. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Hayırlı Ramazanlar. Gerzi'den selamlar. Ya Mert Akça, Ümit Kök. Biz Matias'ı da muhtaç değiliz diye ben düşünüyorum. Hani evet. Bu kadar kötü oynayan Matias'ı bize oynatmamıza gerek yok. Hani illa forvetimiz yok diye. Ben geçtiğimiz programda da dedim. Biz Burak Çalı Süper Lig'de hani devrası kiralamıştık Adana Spor'a. Forvet oynadı. Baksın arkadaşlarımız. Oynadı. Geçtiğimiz. Forvet biz Burak Çalı forvette de oynatabiliriz. Santrafor oynatabiliriz evet. Değişmeli oynatabiliriz. Ve çok hareketli. Zaman zaman Hamrun geçer, Yasin geçer, Biri geçer, Guido geçer. Değişmeli oynarlar. Gökhan Karadeniz yakın oynar. Belki daha katkı verebilir. Golaya yüksek oyuncu bunlar. Biz Matias'a muhtaç değiliz ki. Bir tek forvetimiz Matias kaldı diye biz Matias'ı oynatıyoruz. Evet sevgili kuaförüm Köksal Pala iyi yayınlar demiş. İyi akşamlar. Ercan Yağlı sevgili gazeteci kardeşim iyi akşamlar. İyi yayınlar. Ömer Akşahin sonuç ne olsun Ersun Sağlam istifa demiş. Hasan Kılıç inşallah Nuri Ates'in oynadığınız oyununa işte Ümit Canlı Ümit hocam. Sahanın en iyisi sahada alıyor. Dije. Dije'nin alınma sebebi ne? Biraz bozuktu ama. Ya işin açıkçası ben Cece'yi de çok beğenmedim bu maçta. Yaptığı hatalar da var. Evet bu kötü kadroda belki Cece biraz ön plana çıkıyor ama geldiği günden beri en iyi maçını Altay'da sergiledi bana göre şahsi fikrim. Ondan sonra çok ön planda çıktığını ben şey yapmıyorum hani tamam bu kadroda belki bir şeyler yapıyor ama Cece daha fazlasını yapabilir. Şey Çağrı hasta mı? Evet kendisi Covid oldu. O da mı Covid? Biz bugün kendisiyle görüştük telefonla. Çağrı çok geçmiş buradan olsun. Buradan da ben geçmiş olsun diyorum. Unuttum bu arada onu. Mesajı mı var? Evet ya Covid'li halimde diyor. Hani hasta hasta her tarafı evet, ağrı var. Evet bugün konuştum. Gerçekten o da çok hırslıydı.
O da biliyorsun tabii fanatik Samsunspor'la, Kesinlikle. Samsun'la yatıp kalkanlardan biri. Eskişehir'de. Evet, Mustafa Aydın şampiyon olmamız hayal demiş. Muratcan Mete'yi bir bu papazların sesini kesemedik 6 hafta önce. Ümit Canik Adana ve Giresun'u ele çıkar. Mehmet Er biraz sakin ol Ümit abi demiş. Sağ ol Mehmet'im benim. Teşekkür ederim kardeşim. Selçuk'cun Ümit abi ağzına sağlık. Bozkurt Haluk Kurluoğlu bu Yasin niye alındı? Evet. Hamit Bir Kalkan 11 Samsun'dan alabilir miyiz boştu. Yasemin? Mustafa sen 11 al ben biraz okuyayım ondan sonra sana Oku. vereceğim. Mustafa hemen dönüyor. Akbacı bu takımda forvet Veli Çetin mi? Burak Baybure. Bu Ya Yasin. Veli, stoper Veli 3 tane gol attı Evet. ya. 3 mü 4 mü oldu bugün? 4 oldu herhalde. Ben Veli'yi beğeniyorum ya. Bu Yasin Öztekin, Caner Aracı, Gökhan Karadeniz yeter oynatma artık. Şunları Erhan Kartal, Burak Çalık, Gudiye maç mı sattı bunda? Suçları ne? Burak Baybure, Engin Aksoy. Canımız yanıyor. Mustafa Aydın konuşun lütfen. Ertuğrul Hoca tekrar istifa etsin. Akın Taşkın'ın alın size Nurullah demiş. Akın 4 kardeşim. olmuş bugün golü. Şimdi Veli'nin kenetlemelerin golü zamanı. 4. Evet. Adnan Bizim Matias'ın golü ne bakıyorsun forvetin? 2. Golü yok. Yani onun kadar gol atamamış da. Tamer Dilber, Adem Hazır Bafra, evet Hakan Kılıç, Savaş Arzu Tüzen, Mustafa Gümüşçü, Yaşar Çelebi, Muratcan Meti, Bozkurt Haluk Kuruoğlu. Eski futbolcu kardeşim Ergün Abacı da yorum yazdı bana. Ergün Abacı kardeşimin yazdıklarının harfin altını çiziyorum. Doktor yazdın Ya kardeşim benim. bu bir Kaçırdım şey ben yorumu. görüyorum. Sürekli ısrarla yazıyor. Gökhan Ava diye biri. Samsun ikinci golü Feri Pilay nerede demiş. Bu Adana Demir taraftarıydı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Geçen programımızda izledi. Ya kardeşim siz sürekli hani Samspor'a tamam belki sen yapmıyor olabilirsin ama siz kendi işinize bakın. Hani sürekli sosyal medyada, Twitter'da, orada burada Samsun üzerinden prim yapmaya çalışıyorsunuz siz kardeşim. Yazsın ya. O da. Yaptığınız bence çok yanlış. Evet yaz. Siz Adana Demir olarak kendi camianıza bakın. Kendi oyununuza, futbolunuza bakın. Rakip takımları üzerinden hani bir şeyleri konuşmanın bir anlamı yok. Biz gelip sizi konuşuyoruz mu burada? Geçen haftaki içeriden çıkan pozisyonu çok fazla dile getirdik mi? Sürekli Twitter'dan Samsunspor kullanıyor diye açıklamalar yapıyorsunuz. Neden? Kendi oyununuza bakın. Oyun oynayarak maçları almaya çalışın. Evet Hakan İşcan muhtarım yayına gel rahat olun biz çıkacağız. 70 puanla çıkabilir miyiz demiş Mert Akça. 70 puan yeter mi bize? Bekleyip göreceğiz abi. Şimdi şu an ne yapsak, ne desek boş yani. Kalan 4 maçımız var. Evet. Hepsini kazansak bile rakipleri bekleyeceğiz şu anda. Kenan Kolder'e benim akramam olur. Kardeşinizin durumu nasıl? Orada Covid olmuştu Kenan abicim. Durumu bilmiyorum. Buraya yorumlarını yazdım. Ben onu okuyayım efendim. Hemen yazık oldu. İpler elimizde bakkal amca gibi hesap kitap yapıyoruz. Aynen. Bülent Gümüş, Abdullah Düzgün'e. Hemen sen Burhan Öz çok uzun yazmış. Burak Çalık diye İlyas nasıl oynamaz demiş. Gökhan Ava Mert cevabını verdi. Ersin Altınaş Ümit abi 70 puan yeter mi? Adem Şahan göreceğiz dedi. Adem Şahan, Ümit İren evet yayınımıza geldi. Değerli kardeşim kendisinin ufak bir rahatsızlığı vardı. Bugün onu konuk edecektik Ümit İren'i. Şöyle yapacağız. Ben ondan izin aldım. Kendisi benim programı şereflendirecek, onurlandıracak. Evet, Söğütlü Bahçe'nin değerli başkanı, dernek başkanı, aynı zamanda kulüpte yönetici. Taraftarlar Derneği Başkanı, Taraftarlar Samspor. Derne evet. Taraftarlar Derneği Tar öyle Başkanı. mi oldu? Çok değişiyor bu sayın başkanım. Seni konuk edeceğim buraya. İnşallah bu üçüncü sıradayız. Yakışmıyor bu üçüncü sırada bizim üçüncü sırada olmamız yakışmıyor. Biz yukarıları hedefliyoruz. Yukarıya çıktığımızda ilk seni misafir edeceğim değerli başkanım. Tekrar geçmiş olsun. Selamlar ve sevgiler. Buraya ne yazmış sevgili başkanım? İyi yayınlar diliyorum abi. Büyük camiamıza yazık oluyor. Bu formadan kimse büyük değildir. Sabır, sabır, sabır demiş. Burhan Özde bırakıyorum. Buyurun Mert Akçay. Ekran senin. Şimdi 11'imiz geldi burada. Bakıyoruz biz haftalarca hep kadro biz analizimizi yapıyoruz kendimizce. Bakıyoruz oyundan çıkan oyuncular var hep orta saha oyuncuları. Bak bugün kimler çıkmış abi? Hamrun, Gökhan, Cece. Bizim orta sahamızdaki sıkıntı hiç bitmiyor. Sezon başından beri aynı. Hele bir maçta orta sahamızdaki oynayan 5 oyuncunun 5'i çıkmıştı. Ya şu an maçı hatırlayamıyorum. O zaman da konuşmuştuk. Ya şu kadroya bakıyorsun. Sağda Hamrun, solda Yasin. Tamam hadi Hamrun tamam. Yasin haftalardır oynuyor. Tamam belki bir asistleri bir şey var ama Yasin ayarındaki oyuncuların tek başına maç aldırması, yaptığı bir harekette maçı çevirmesi gerekiyor. Biz Yasin'den onu bekliyoruz hani. Hem biz hem taraftarlarımız onları bekliyor. Ama Yasin onu yapamıyor. Yok E yok yok. yapamıyorsan kulübeye geç. Biraz dinlendir Yasin'i.
Sayın hocam. Bir bakalım Guido'ya bakalım. Burak Çelik Abdullah'dır 11'de oynamıyor. Gökhan Yasin Karadeniz. Yasin'i sol kanatta oynatacağız biz diye Burak Çalık'ı kestik, bitirdik adamı. Tabii. O zaten... Burak Çalık bu kadar mı verimsizdi? Tamam, çok iyi oynamıyordu ama skora katkı veriyordu Ümit abi Burak Çalık. Burak Çalık bu ligin tozunu yutmuş en iyi kanat oyuncularından bir tanesi. Bunu da hoca... Rakip takımda olsa biz Burak Çalık bizde olsa diye dua ederiz ya. Ya günümüz futbolda, endüstriyel futbolda bu gibi durumlar devamlı oluyor. Futbolcular küsmüyor ama onları da hazır edeceksin. Onları da oynatacaksın. Onları da moralini yüksek tutacaksın. Demek ki hoca bunu beceremiyor. O. Yani bu kadar verimsiz oynayan oyuncular hala 11'de oynarsa yedekte bekleyen oyuncudan ne bekleyeceksin Ümit abi? Adam idmanda çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. E bakıyorsun yine aynı oyuncular oynuyor. E katkı vermiyor. Adam ya insanız hepimiz. E diyecekler bu futbolcular. E biz çalışıyoruz. Adamlar 11'de oynuyor. Yüzümüze bakmıyorlar. Yok. 11'de oynuyor, maç alamıyor veyahut da maç kazandırmıyor. Katkısı sıfır. E onlar oynuyor. Biz yine kadroya giremiyoruz. E ne zaman girecek bu adamlar? Bu adamları biz bedavadan soktan alıp da yedek kulübesine oturtmuyoruz. Kesinlikle. Erhan Kartal 18'e giremeyecek kadar kötü futbolcu mu? Aşırı mı kötü yani bu? Erkam Reşmen var diye oynatmış. Caner'in üzerine duruyor. E tamam ama Caner de çok kötü. Çok kötü Caner. Tamam, bizim kaptanımız. Geçen verdiği katkılar ortada. Ama onda da bir kopukluk var bu ara. Kaptan dedin, sahada birazcık yumruğunu masaya koyacak ya. Rakip takım bizim orta sahaya çok kolay geçiyor. Pozisyon buluyor. Abi bizim orta sahamız çok dağınık. Evet. Savasevic zaten çok adam kovalayabilen bir oyuncu değil. E, topla alanda aldığı zaman ileri atıyor ve boş koşular çok yapıyor. E, Cece'den bekliyoruz onu. E, Cece de ileri çıkmak istiyor zaman zaman. E, o da yoruluyor sürekli. E, burada Gökhan zaten geriye gelmiyor, bir şey yapmıyor. Hamrun desen bir kopuk. E, Yasin zaten Allah'a emanet. E, Matias zaten hani kötü dediğimiz nadir var değil. Çünkü geriye gelip top alıp ileri götürüyordu. Matias onu da yapmıyor. İleride bekliyor işte Matias. Biri bana getirsin de aynı bugünkü gibi boş kaleye atayım diye bekliyor Matias. Benim görüşüm o. Yanlış düşünüyorsam yazsınlar. Bu kadar kötü Gökhan Karadeniz neden oynar ya takımda? Hadi Yasin yine 3-5 katkısı oldu. Gökhan'ın hiç katkısı yok. Yanlış mı düşünüyorum Ümit abi? E koy Burak Çalık'ı forvet arkasına koy. Müthiş koşular yapabilen bir oyuncu Burak Çalık ya. Savunma arkasına. Yap, değişik kadroyla çık. Koy, tamam, Matias'ı koy forvete. Burak Çalık'ı koy onun arkasına. Kanatlar yine dursun. E kes Gökhan Karadeniz'i. Tamam, Kubilay'ı anladık, oynatmıyorsun 11'de. E Burak Çalık'ı oynat forvet arkası. Burak Çalık zehir gibi oyuncu ya bu ligin. Elimizdeki bu değerin kıymetini bilmiyoruz biz. Yok. Şimdi rakip takımı da anlattım burada. Rakip takımın defansından örnek verdim. Evlere şenlik dedim. Şimdi ya yanlış mı düşünüyorum Ümit abi? Burak Çalık forvet arkasında iş yapamaz mı bu takımda? Evet. Bir şey daha söyleyeyim sana. Mehmet Ali Honca. Facebook'a girin, internete girin, bakın Mehmet Ali Honca kim diye. Samsunlu. Sapına kadar Samsunlu. Samsun Yolspor'da yetişti. Buradan Ankara Tokatspor, Ankara PTT. Uzun yıllar Gaziantep Spor'da kaptanlık yaptı. Sonradan Sakaryaspor Süper Lig'de oynadı. Bugün konuştum. Dedim ki bu defans dedim evlere şenlik dedim. Bu defansa nasıl gol atamıyor Sayın Hocam dedim. Dedi ki ya abi dedi bir tek defans mı dedi. Komple dedi Ümit Hocam dedi evlere şenlik takım dedi. Hani tutulacak bir yeri yok. Bir şey de alabilir takım miyiz? Puan durumundan sonra. Puan durumunu alalım. Onu değerlendirelim, ondan sonra da işimize bakalım kardeşim. Bayrak asmaya devam. Spor malzemesi, Samspor'un lisanslı ürünleri almaya devam edin. Yılmak yok. Takım bizim takımımız. Evet, puan durumumuz geldi. Şimdi buradan Giresun 63 evet, yaptı. Adana Demir 58, biz 58. 5 puan var. İkili avarajın ne kadar önemli olduğunu şu an anlıyoruz galiba Ümit abi. Doğru, doğru. Yani avantajlı olduğumuz tek takım burada Altay ve İstanbul. Onun dışında biz burada avantaj yok. İstanbul'da da biz avantajlıyız. Pardon. Tek avantajımız burada bizim Altay. Onun dışında hiçbir
takımla bizim burada avantajımız yok. Bugün İstanbul kazandı, 4. sıraya çıktı. 54 yaptı onlar da. Altta da yenerse 56 yapacak. Belki onlar hani playoff hesabında eşleşmek anlamında artık bundan sonra hesap kitap yapacaklar gibi. Evet. Yani şimdi bakıyoruz burada. Ben Giresun artık çıktı gözüyle bakıyorum ama eğer Adana Demir'in kazanması durumunda Giresun son 3 maçında 3 maçında alacak diye bir şey yok. Biz 4 maçımızı aldığımızda ansızın bir anda Giresun playoff'a da kalabilir. Bir şey söyleyeceğim Mert. Giresun Adana Demir maçını Giresun rahat çıkacak. Adana Demir Spor yenmek için çıkacak. Berabere bitti. 59-64 oldu. Biz yendik, 61 oldu. Bir anda tekrar ikinciyiz. Yani şimdi şu an konuştuğumuz tüm hava değişir. Çok değişir. Bir dahaki programa tüm hava değişir. Şimdi çıkıp Giresun Adana Demir'i yendiği takdirde, biz de gidip yendiğimiz takdirde puan farkı tekrar ikiye açılıyor ve biz bambaşka bir havaya bürünüyoruz son 3 maça. Kesinlikle. Seninle. Bambaşka bir hava. Hafta sonu. İnşallah da öyle olur i̇nşallah, diyorum ben artık. Yani dua etmekten başka bir şeyimiz yok. Maçları da cumartesi günü yarın. Rakibimizin maçlarını bekleyeceğiz şimdi. Sabırla. Onlar bizi haftalarca bekledi. Şu anda bir adım öne geçti bizden. Ama içimde öyle bir his var yani. Ben öyle bir his var. Bekleyip göreceğiz abi. Hislerime güveniyorum. Şu saatten sonra sen bu İstanbul Spor, Altay ve Altınordu'yu düşünmüyorsun değil mi? Altay'ın burada maç eksiği var. Oynayacaklar ama Ben Altay'ı da artık şey olarak o krediyi çünkü bitirdi. Rakip onları. Olarak görmüyorsun. Ben krediyi bitirdi diye düşünüyorum. Ama playoff'a kaldıkları takdirde Altay en güçlü aday. Playoff'un en güçlü adayı. Kesinlikle. Yani playoff'ta ben ne Altınordu ne İstanbul'dan bir şey beklemiyorum. Eğer playoff'a kalırsa Altay favori. Açık ara. Ben şimdi yattım kalktım içeride oynayacağımız. Ve oyuncu teknik ekip değişikliklerine bakıyoruz burada, dikkat çekiyor. Adana Demir biliyorsun Samet Aybaba'ya getirdiğinde müthiş bir çıkış yakaladı. Aynı şekilde Altay da öyle. Altay hiç piyasada yokken bir anda Osman Özköylü geldi biliyorsun. Tabii. Yanlış hatırlamıyorsam Hekimoğlu'nda teknik direktörlük yapıyordu, istifa etti, Altay'la anlaştı. Bir anda Altay'ı zirveye taşıdı. Hedefe oynayan bir takım haline geldi. Altay hiç yoktu piyasada ilk işi için. Lafını kestim. Altay geçen hafta Bolu'ya yenildi. O Bolu mağlubiyeti olmasaydı kendi sahasında Altay'ı düşünemiyor musun? 59. Tamam biz bitmiştik yani. Bitmiş. Biz burada dua edelim de hani Adana Demir gitti. Eskişehir'le takıldı. Ya Eskişehir'e tabii. Ligin son haftalarında sürpriz sonuçlar alınabilir. Mesela ortalarında alındı. Son haftalarında ya Adana'dan birinin maçları şimdi Giresun'la oynayacak. Ondan sonra Tuzla'yla oynayacak. Tamam. Tuzla dağılmış bitmiş halde yok, bana göre şu an. Ya. Yok bence dağılmış. Suat Kaya o maçı kolay vermez onlara. Yok Suat Kaya'lık bir şey yok. Takım umutluyum. Dağılmış artık yani. Umutluyum. Haftalarda kaybeden artık aylar olmuş maç alamadıkları zaman. Ondan sonra Balıkesir'le oynayacak. Çok kritik maç. Nereye gidiyor? Balıkesir maçı. Adana kendi sahasında oynayacak Demirspor. En son Menemen maçı var. Yani son haftalar ölüm kalım maçları olarak geçebilir ama Tuzla. Ligin de bitmiş hali olabilir. Çünkü Akhisar biliyorsun yine kaybetti. Akhisar 25 puanda mıydı? Kaybetti. Aynen 25 puanda, Menemen 31, Balıkesir 32 puanda abi. Evet. Yani orada Menemen'in ve Balıkesir'in durumu şu anda garanti değil gibi. Hatta burada Adana ve Bolu bence artık sıyrıldı aradan. Burada Balıkesir, Menemen, Akhisar arasında geçecek gibi görünüyor. Beni oraya ilgilendirmiyor. Benim için Adana Demir, Tuzla Adana Demir maçı için benim için Adana Demir'in kilit maçı diyorum. Yok Tuzla maçını rahat alırlar. Giresun'a çıkardı mı son 4 maçını? Yok ben Giresun'a bakmadım. Giresun çünkü bana göre artık çıktı gözüyle Adana ben Demir bakıyorum. Adana Demir deplasmanına gitti de sonra onun da zor maçı var ama. Yok öyle çok iddiası olan bir takımlar kalmıyor. Bana göre. Evet gene değerli izleyicilerimiz. Giresun hani burada yorumları var. Son 4 maçın ikisini aldığı takdirde işi bitirir yani. Ümit abi. Ya burada rakip taraftarlarla atışmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Onlar yazsınlar. Siz yazmayın. Boş verin arkadaşlar. Evet. Ömer Faruk İnce Ertuğrul sağlam olmasa şimdiye kadar çok süper ligdeydi demiş. Şenol Güven, Altay'ın eski hocası Yücel Hoca'ydı. Kötü hoca değil. Bizim de demek istediğimiz bu iki hafta içinde bile hoca değişebilir dedi. Ramazan Kabakçıoğlu, keşke bize zamanında hocayı değiştirsek. Bakkal Osman Peçe. Bu saatten sonra hoca değişikliğine ben karşıyım. Çünkü gelen hoca benim zaman ihtiyacım var diyecek. Hiçbir hoca gelip de evet benim
direkt katkı vermem gerekiyor demez. Benim zaman ihtiyacım var. En azından 1-2 maç ihtiyacım var diyecek. Sen yeni gelen hoca gelip de atıyorum 2 maçı kaybettiği zaman kimse hocaya bir şey diyemez. Hoca yeni gelmiş. Doğru mu? Doğru. Ama şu an Ertuğrul Sağlam'ın elinde her şey. Bakkal Osman Peşe gene yazmış. Bizi de yayınımızı bırakmıyor. Kendisine çok çok teşekkür ederim ve saygılar sunarım. Bizi izlemeye devam edin Bakkal Osman kardeşim. De demiş ki takım içinde kadrolaşma var. Abi neyin puan durumu bakıyoruz. Hadi hakemler bizim Süper Lig'e çıkmamızı, başarılı olmamızı istemiyor. Geçtik onları. Takım futbolcularımıza ruh yok demiş. 4 hafta yazık, ruh yok adamlarda 4 haftadır. Ruhi kaçar, Giros'u birinci olarak çıkar. Soner Göktürk, Ümit Hocam analize katılıyorum. Haftaya çok farklı bir hava olacak. Gök onu biz engelledik aslında. O kadar, onlar neyse. Geldi olsun canım. Ne adam ya. Evet. Şuradan geçtik. Onu da geçtik. Şöyle başlayalım. Kaldığın yerden oku Ümit abi. Evet. Programımızda aksamasın. Oğuzhan Yüksel, bu korona değil Samspor bizi öldürecek. Hasan Güngör, Giresun maçları, Adana Demir, Altınordu, Aksertuz'da Giresun'un maçları. Evet, teşekkür ederim Hasan Güngör. Normalde bunu bizim almamız lazım. Evet, Giresun'da Giresun kritik maçına bakıyorum. Giresun taraftarı o da. Bizi izliyorlar gibi. Onlar da. Yani rakip takımlar da bizi izliyor. Evet, Giresun'un maçları Adana Demir demiş. Hasan Güngör, Altınordu, Aksertuz'da. Evet, Hasan Güngör Bey. Sizin de kritik maçınız Altınordu. Niye Altınordu? Adana Demir Tuzlu'ya takılacak, siz de Altı'ya takılacaksınız. Altınordu'ya takılacaksınız. Ben Altınordu'yu hedefsiz görüyorum. Hedefsiz olan takımdan da beklenti içine girmek istemiyorum. Çünkü gördük Adana Demir maçında. Evet, Oğuzhan Yüksel bizi el aleme rezil edenler ne zaman hesap verecek? Oğuzhan Yüksel, hesap isteyeceğiz onlardan, hesabı keseceğiz. Adana'nın zor maçı yok demiş. Adana'nın Tuzla maçı zor bence. Kim? Ruhi Kaçar kardeşim. Ben Tuzla maçına hedef Tuzla çok dağılmış bir şekilde şu anda. Katılıyorum sana ama çok orada dağınık. Kimse maç vermez. Suat Kaya gibi bir adam mutlaka birilerinden hesap sorar. Gelecek sezon alt ligden gelen şampiyon oynayacak. Süper ligden düşecek. 4 takım şampiyon oynayacak. Bu sene boza çıkmaksak Allah yardımcımız olsun. Biz de aynısını söylüyoruz. Sezon başından beri aynısını söylüyoruz. Sezon başından beri ağzımıza tüy bitti. Elimize o kadar fırsatlar geçti ki anlatılmaz, inanılmaz. 4 maçta 2 puan aldık. 4 maçta 2 puan alırken bu maçlarda 4 tane, bir maçta 2 kırmızı kart gördük. Kulaklar çekilmedi. Ceza verdi futbolcularımız, cezalar iptal oldu. En başından beri biz bu yanlışlıkları hep söylüyoruz. Ben çırpınıyorum. Bugün evinden yayın yapan var. Yazıhanesinden yayın yapan var. Petrol ofisinden yayın yapan var. Değişik kanallarda yayın yapan var. Yapsınlar spor programı. Bunlar bu 15 hafta önce, 20 hafta önce yalıyorlardı. Kimleri? Birilerini. Şimdi tutmuş onlara laf söylüyorlar. Ümit Gök ta başından beri söylüyor be kardeşim. Şimdi ben haklı çıktım. Ben haklı çıkarsam Samsun Spor kaybeder dedim. İnşallah ben haklı çıkmam. Öyle yok. Takımın hocası kalacak. Bu yediklerinin hesabını verecek. Onun hesabını biz veremeyiz. Yedikleri derken yanlış anlaşılma. Yani transferler insan, anlamında. İnsan bir işe bir yediği zaman bunun hesabını gidecek verecek o açıdan. Tamam mı? Ondan sonracıma evet kardeşlerim. Dediğimiz gibi yayınımızın sonuna geldik mi Mert Akçay? Evet yayınımızın sonuna. Taraftarlarımız da bizi çok izliyor. Şu anda yaklaşık 3 veya 4 program yapılıyor şu anda canlı. En çok izlenen programın başında geliyoruz. Bize destek verdiğiniz için de gerçekten teşekkür ediyoruz arkadaşlar hepinize. Evet şimdi 4 maç kaldı. 4 maça bu hocamızla devam edeceğiz. Ertuğrul hocamızla yanındayız, arkandayız. En çok eleştirilenlerden biri de benim. Playoff'ta da inşallah playoff'a kalmayız. Direkt çıkar gene yanındayız. Bu takım çıkınca da bu hesap verilecek. Zaten kendisi hesabı çok büyük verecek de. Çıkamazsak da bunu başka birine yüklemek olmaz. Çekip gidecek. Ya bir kere şöyle bir şey söyleyeyim. Ya 2 seneden beri burada teknik direktörlük, hocalık yapıyorsun. 5 senelik anlaşma var. Yani Samsun senin memleketin. Niye komple Samsun'a gelmedin gibi? Küçük şeylere de ben girmiyorum böyle. Ama söylüyorum tabii. Bu transferler canımızı çok yaktı. Evet, yapılan yanlış transferler var. Bunları da aynı şekilde hesabı verilecek, sorulacak. Takımın içinde kaynaşma, takımdaşlık neden çözülmedi? Bunu soracağız.
Futbolcularımız gol atıyor. Son haftalarda bazı durumlar görüyoruz. İşte kartları söyledik. Sevinme yok. Gol kaçıyor, üzülme yok. Mağlup düşmana düşüyoruz. Tepki verme yok, saldırma yok. Diğer takımlara bakıyoruz. Canavar gibi kesiyorlar. 1-0 öne geçiyoruz. Akabinde golluyoruz. Yani bunlar yatırılacak masaya, söylenecek. Benim söylediklerim bu kadar sevgili futbol severler. Bugün günlerden çarşamba, playoff kovalayan çarşamba sporumuz da kendi sahasında Osmaniye Spor'a yenildi. O da gene playoff'u kovalamaya devam ediyor. İnşallah playoff'lara kalır. Geçmiş olsun diyorum. Çok başarılı bir yönetim var. Onlar da kısıtlı bütçesiyle az transfer yaparak eski kadrolarını koruyarak bu hale geldiler. Onları da özellikle tebrik etmek gerekiyor burada. Sevgili futbol severler. Tekrar tekrar sürçülisan ettiysek affola. Tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı sahurlar diliyorum hepinize. Benden bu kadar, saygılar, sevgiler. Son sözü söylemeden önce ben burada bir yorum gördüm. Ünal abinin yazdığı. Bu senenin benzeri Beyaz Grup'taki ilk senemiz gibi oldu demiş. Buna ben de katılıyorum. Hem yönetimsel anlamda, yani teknik ekip, yönetimsel anlamda derken teknik ekip acemiliğine geldi. Hem de transfer politikası gerçekten yanlış. İlk senemizde düştüğümüz alt ligdeki senemizi de aynı yaptık. Yani transfer politikasında. Olabilir, futbolu çıkamayabiliriz. Hani karalar bağlamaya da gerek yok. Yani bu kulübün kapısına kimse sahip çıkmadı. Kilit vurulacaktı yani. Olabilir. Futbolda her şey var. Bugün çıkamazsın, yarın çıkarsın. Bir bakmışsın, bir ay sonra bunları konuşmuyoruz. Süper Lig'de kimi transfer edeceğiz diye konuşuyor olacağız. İnşallah. Futbol bu. Evet, biz de geriliyoruz zaman zaman. Bu da yüzümüze yansıyor. Burada da yansıyor. Çünkü gün boyunca herkes bizi arayıp soruyor yani. Arabada gelirken bile kaç kişi aradı mesela, örnek veriyorum. Beni çok aradı. Yani bize mesaj atanlar oluyor, şey oluyor işte, ne olacak bu takım? Olabilir. Yani hata herkes yapabilir ama önemli olan bu hatalardan dönülmesi. Yani bizim hocamız hatalarından ders alması gerekiyor. Evet, kabul etmesi gerekiyor hata yaptığını. Evet, oyuncu değişikliklerinde, kadro planlamasında gerçekten yanlışlıklar oluyor. Olabilir. Son 4 haftamız kaldı. Ben ümidimi kaybetmedim işin açıkçası Ümit abi. Hani burada birazcık içimiz yandı, konuştuk öyle biraz, agresif de olduk. Taraftarlarımızdan da özür diliyoruz buradan. Ama ben umudumu kesmedim. Benim hala umudum var. Ben hatta Giresun'un bile belki eğer Adana Demir'in kazanması takdirde Giresun'un bile playoff'a kalabileceğini düşünüyorum ben. Ben bir şekilde bizim çıkacağımızı düşünüyorum Ümit abi. Ama bu ilk iki olur ama playoff olur. Hiç belli olmaz. Bu futbol, bir bakıyorsun Adana Demir Eskişehir'e takılıyor. Bir bakıyorsun gidersin Giresun Adana Demir berabere kalar. Doğru mu? Doğru. Direkt Giresun'un kaybedeceği bir maç mı? Giresun da hedef oynuyor. Bir bakarsın Giresun yener Adana Demir'i, biz kazanırız. Bir bakarsın 2 puan öndeyiz. Onu diyorum kardeşim. Olabilir, futbol bu. Tekrar. Ondan sonra sazı tekrardan elimize alırız. Tekrar tekrar inşallah alırız. Ya Allah'ım ya, bu sefer inşallah sazı elimize. Bugün maç sonrası programı yaptığımız için yarın programımız yok arkadaşlar. Perşembe günü. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Takımımızın yanında olalım. Yine destek vermeye her zamanki gibi devam edelim. Yani kesinlikle hocamızı ben yani istifaya falan davet etme işlerine karşıyım. Hani son 4 hafta kalmış. Lig bitsin, ondan sonra konuşalım diyelim ama o takım halinde bir sıkıntı var. Bu bariz belli oluyor yani, sahada gol atıyorsun sevinmiyor bile. Yani acil bir şekilde hani yönetimin bunları konuşması gerekiyor. Tabii, hem teknik ekiple ve oyuncu kadrosuyla bunları bir şekilde bu hafta içi, ben hafta sonuna kadar, pazartesiye kadar ben halledeceklerini düşünüyorum. Yani aksi takdirde lig bizim için bitecek gibi. Onun dışında başka bir şey söylemiyorum. İzlediğiniz için bizim teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum.